Kemal Kılıçdaroğlu siyasete şu fotoğrafla başlamıştı. Kağıthane'de ev arıyor, yırtık ayakkabılı başkan adayı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde böyle yırtık ayakkabısıyla Kılıçdaroğlu gündem olmuştu. Bugün hangi Kılıçdaroğlu'nu konuşuyoruz? Bakın Sabah gazetesi de manşet atmış. Geceliği 100.000 TL'lik oda Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik oyunu bozuldu. Boğaz manzaralı bir otel odasında Kılıçdaroğlu video çekiyor. Bugün gazetelerin manşetlerinde Kılıçdaroğlu'nun o bahsetmiş olduğu ihale iddiaları, şu iddialar, bu iddialar değil, 100 bin liralık bir otel odasından yaptığı konuşma olay oldu. CHP'de nasıl bir açıklama geldi dersiniz? Bakın komedi ötesi Faik Öztürak konuşuyor, diyor ki otel Hilton Harbiye, troller hemen devreye, yandaş gazeteciler bomboş işler, bu mekanizmayla insanları hapse attırıyorlar. Aynen bunu söylüyor. Adamın savunmasına bakar mısınız? CHP'nin yaptığı savunmaya bakın ya. Yırtık ayakkabıyla siyasete başlamış bir adam 100 bin liralık otel odasından Sedat Peker özentisi bir video paylaşıyor. Sen mutfağında paylaşsaydın o video yine 5-6 milyon izlenirdi. Lüks bir otel odasından bunu paylaşmaya ne gerek var, boğaz manzaralı? Sonra da çıkıp diyorsunuz ki işsizler ordusu var, emekliler geçinemiyor. Halk ekmek kuyruklarına şunca insan var, sana şimdi insanlar niye inansın ya? Kendi elinizle siz muhalefet olarak iktidarın eline malzeme veriyorsunuz. Bugün 19-20 senedir Erdoğan iktidardaysa, AKP iktidardaysa işte sizin beceriksizliğiniz yüzünden iktidarda. Sen yırtık ayakkabıyla siyasete başla. Evimin mutfağı böyle de armağan çağlayana konuk ol, biz pek fazla yemek yemeyiz. Yoğurdun içerisine ekmek, kuru ekmek koy, onu yerim de. Ondan sonra fakir babası gibi davran. 100 bin liralık otel odasından video çek, ondan sonra da beyefendiler çıksın bunu savunsun. Bu nasıl bir saçmalık ya? Şimdi de diyorlar ki boş işler, bomboş işler. Neyi boş işler, bomboş işler? Halkın partisiyseniz siz, bir yoksulluk olduğunu düşünüyorsanız öyle lüks balıkçıya gidemezsiniz. Lüks balıkçıda kar yağarken poz veremezsiniz. Bu hatayı yapamazsınız. Muhalefet olarak dikkat etmeniz gerek. Böyle 100 bin liralık otel odasından video çekerseniz siz isterseniz 500 tane yolsuzluk dosyası açıklayın, hiçbirinin önemi yok. Şu anda patladı gitti. Böyle bir saçmalık olamaz. Bugün CHP'nin kendine çeki düzen vermesinden başka çare yok. Eleştiren tek bir Yılmaz Özdil var ya gazeteciler içerisinde de. Hepsi kulaklarını tıkamış, hepsi susmuş, gidişata hay hay diyor. Yılmaz Özdil haricinde de muhalefette bir tane gazeteci yok ya eleştiren. Bazen de Can Atak'la eleştiriyor, işte başka da yok.